Selam millet, yeniden kanalıma hoş geldiniz. The Walking Dead, Daryl Carol spin-off ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ederken, Carol Daryl spin-off'undan Carol karakterini canlandıran Melissa McBride'ın ayrılışıyla birlikte gerçekten de bazı olaylar alevlenmiş durumda. Özellikle de bu olaylar Carol hayranları tarafından karıştırılmış vaziyette. Çünkü Carol karakterini canlandıran Melissa McBride'ın ayrılışı onun hayranlarının hiç de hoşuna gitmemiş şekilde gözüküyor. Bu yüzden de Carol karakterinin hayranlarının bütün o hınçlarını Daryl'dan, daha doğrusu Norman Reedus'tan aldı görebiliriz. Bazı gelişmeler söz konusu ve Norman Reedus'ı savunmaya geçen AMC ya da Jeffrey D. Morgan ile ilgili bazı gelişmeleri sizlerle aktarmak istiyorum. Daryl Carroll spin uzun zamandan beri gündemde söz konusuydu ve özellikle de bu hikayenin geçeceği konu New Mexico taraflarında olması beklenirken bir anda Avrupa'da olma ihtimali Melissa McBride'in kararındaki değişikliğe yol açmıştı. Bizlerin de zaten sizlere aktardığım gibi uzun zamandır söylediğimiz şey şuydu. Bu hikaye Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde gerçekleşecek ve New Mexico Meksiko'da olması bekleniyordu. Birdenbire dediğim gibi Avrupa kararı gerçekten de aslında Melissa McBride'ın kararında çok önemli bir etken olmuştu. Hayranlarının aslında boş yere bir sistemi söz konusu değil. Onun çünkü kararını değiştirmesindeki en büyük etken birdenbire ne olduysa Avrupa kararıydı. Bu yüzden de bir şekilde Melissa McBride bu düzeye dahil olamadı. Çünkü hayat standartları belliydi ve düzenini bozmak istemiyordu. Peki ne gibi gelişmeler oldu ve Norman Reedus'a karşı olan tepkiler neydi? Hemen bunlardan bahsedelim. Öncelikle Norman Reedus'a karşı olan tepkiler bir nevi sistemdi. Bazı hayranlar Carol'ın ayrılışından gerçekten büyük bir rahatsızlık duydu ve kötü tepkiler verdiler. Mesela bir izleyici umarım Melissa McBride'ın hayasında gerçek arkadaşları vardır. Çünkü Norman Riddas onların spin-off'unu ondan aldığında onlardan biri olmadığını kanıtlamıştır diye yazdı. Ya da mesela bir başkası da hepiniz buna Melissa McBride çıkışı demeyi bırakabilirsiniz. Çıkış bu değildir. Hala bunu istiyordu ve bunun imkansız olduğu için bu duruma düşürüldü. Sonra onsuz devam edeceğini söyledi. Bu ve bunun gibi pek çok tepkiye ve toksik fanlara karşı olan bir tepkisini de Norman Riddas'ı korumak adına Jeffrey Morgan'ın göstermiş olduğu şu tepkiyi yorumlayalım. Norman Riddas'a karşı olan tepkiler yükselirken Jeffrey D. Morgan Twitter hesabından şöyle bir açıklama paylaştı ve bir nevi Norman Riddas'ı ve Daryl karakterini güvence altına almak için onu korumak için şöyle bir tepki verdi. Bazılarınız çok ileri gittiniz. Toksik. Hiçbir şeyin olmadığı bok için Norma saldırmak. Melissa yalnızca kendisine ait bir arama yaptı. Ara vermek istiyor ve bırakmaya ihtiyacı var. Saygı duymalısınız. Kimse ilgilendirmeyen faktörler. Tabii ki de Norman Reedus'u kanatlar altına alan tek kişi sadece Jeffrey D. De Morgan değildi. AMC'nin resmi kanalı da şu şekilde bir açıklama gerçekleştirdi. O da Twitter hesabından böyle bir açıklama yaptı. AMC ve The Walking Dead'ten bir açıklama. Daha önce duyurulan Gerald ve Carol The Walking Dead yan ürünüyle ilgili bu haftaki haberlere verilen yanıtı kabul etmek isteriz. Norman Reedus katılmadığı bir karar nedeniyle sosyal medyada haksız yere hedef alınıyor ve saldırıya uğruyor. Melissa McBride Avrupa'ya taşınmak onun için lojistik açıdan savunulamayacak hale geldiği için diziye katılamayacağını karar verdi hiçbir ilgisi olmayan hayal kırıklığı yaratan bir sonuç için başka bir oyuncu olumsuzluk ve öfke yönlendirmek uygun değildir Carol sevilen hayati karakter ve hayranların The Walking Dead'in etrafındaki genişleyen evrende sadece Melissa'nın hayat verebileceği şekilde onun hikayesini tekrar takip etmesinin yolunu bulmaya çalışıyoruz hayranlar her zaman The Walking Dead ailesinin arkasındaki itici güç olmuştur ve her zaman olacaktır Aslına baktığımızda bizler bu açıklamayla beraber Norman Reedus'un kanatlar altına almasının yanı sıra bir bir yandan da Carol karakterinin tamamen veda etmeyeceğini de anlayabiliriz. Bir şekilde bence Carol'ı tekrar göreceğiz ve onun hakkındaki gelecek planlarından vazgeçmiş değiller. Belki onu başka bir projede değerlendirmek isteyeceklerdir. Çünkü Carol karakteri gerçekten de bir şekilde The Walking Dead evreninde olmak istiyorsa onu en kötü ihtimalle The Walking Dead'in filmlerinde kullanabilirler. Yani bilmiyorum bir şekilde bu karakter Avrupa'ya gidemiyorsa Amerika sınırları içerisinde farklı bir yapımla bence onu tekrar değerlendirmek isteyeceklerdir. Ama şu noktada Melissa McBride'ın kendi vermiş olduğu karar yüzünden Norman Reedus'u suçlamak ve ona karşı olan tepkileri yükseltmek bilmiyorum. Bana çok saçma geliyor. Gerçekten üzücü şeyler ve 10 yıl aşkın bir süredir Norman Reedus bu dizi için her şeyini vermiş bir durumda ve onu o kadar yetenekli ve güçlü bir figür olmasına rağmen farklı bir yapımlarda görmüyoruz ve The Walking Dead'e sadık bir isim. Sırf Melissa McBride'in ayrılışı yüzünden The Walking Dead'te Norman Reedus'u suçlamak bana çok saçma geliyor. The Walking Dead biliyorsunuz ki 11. sezonuyla sona erecek. Ortada film yok ama hala Norman Reedus The Walking Dead evreninden vazgeçmiyor ve ona sımsıkı bir şekilde sarılarak yeni ve ratingleri konusunda çok belirsiz bir yapım için hala bu yapımın ve AMC'nin arkasında durmaya devam ediyor. Bütün bunlara baktığımızda Norman Lidas'ın gerçekten de büyük bir saygıyı hak ettiğini düşünüyorum ve bunları yapanların çok yanlış bir iş yaptığını düşünüyorum. Artık Carol'ın ayrılışıyla beraber Daryl spin olarak da bizler bu yapımı adlandırabiliriz ve bu yapım hakkında önemli bir gelişme söz konusu bu videoda sizlere bundan da bahsetmek istiyorum. Görünüşe bakılacak olursa yapılan son haberlerle beraber artık Angela Khan bir şey şekilde bu yapımı şovranır olmayacak. Sadece yönetici yapımcı olarak bu yapımda görev alacak. David Zabel ya da Isabel Zabel gibi isimlerin yeni şovranır olarak Angel Akan'ın yerine geleceği söyleniyor. David denen kişi hakkında hiçbir bilgi sahibi değilim. Tam olarak nasıl bir görev alacak ya da yapmış olduğu işler nasıl bilmiyorum. Ama bence yeni isimler her zaman The Walking Dead evreni için heyecanlandırıcı olacaktır. Bir şekilde zaten Angel karşı da olan tepkiler yükselmişti ve onun yerine böyle başka bir ismin yer alması bence bir şekilde olumlu olarak karşılanacaktır. Dürüst olmak gerekirse 9. sezon itibariyle Angela Khan bu yapımı devralmıştı ve bir şekilde bence giden isimlere baktığımızda ve yapılan işlere baktığımızda Angela Khan konusunda büyük hayal kırıklığı uğrayan isimlerin başında geliyorum ve bu konuyla ilgili geçenlerde zaten bir tepkimi göstermiştim. Bence bu yapımda bir şekilde Angela parmağı olmayacak olması heyecan verici olabilir. Deadline'da yayınlanan makalede şöyle söyleniyor. Hemen özet geçelim. Melissa McBride çıktıktan birkaç gün sonra Norman Lidas'la The Walking Dead yan ürünü AMC serisinde daha fazla değişiklik söz konusu. Uzun o zamanda showrunner David Zabel henüz ismi belli olmayan The Walking Dead spin-off'una showrunner olarak katıldı. AMC sadece Deadline'da onaylandı. Zabel Avrupa'da kurulacak ve çekilecek olan Rita Solo serisinin günlük patronu olarak mevcut The Walking Dead showrunnerı Angela Khan'ın yerini alacak. Spin-off 2023'te premier yapacakmış. Angela Khan AMC ile geliştirmekte olduğu diğer projelere konsantre olmak için kenara çekildi. The Walking Dead 11. ve son sezonu geride bırakırken Angela Khan, Scott Gimple ve diğerleriyle birlikte yan dizinin yönetici yapımcısı olarak olarak görev alacak A temsilcisi Zable'ın anlaşma yaptığı geçtiğimiz haftalarda Melissa McBride'in ayrılacağı kesinleşmeden önce imzalanmış. Spin-off senaryoları Melissa McBride'in ayrılmasından önce oldukça aşağıdayken önümüzdeki 2 veya 3 ay içinde deniz aşırı çekimlerin başlamasını karşılamak için şimdi stratejik bir pivot gerçekleştiriyor. İlk olarak Eylül 2020'de duyurulan yan ürün Fear the Walking Dead, The Walking Dead World Beyond ve bu yıl içinde premier yapılacak olan Tales of the Walking Dead içeren daha önceki yan ürünleri takip edecek ve böylelikle bizler yeni spin-off hakkında en önemli önemli gelişmelerden birini Angela Kan'ın ayrılışıyla beraber almış bulunmaktayız. Yayınlanacak olan yeni spin-off'un henüz ismi de belli değil. Bunu da belirtmekte fayda var. Bu spin-off'un ilk sezonu kaç bölümden oluşacak bunu da bilmiyoruz. 6 veya 10 bölüm olacağını tahmin ediyorum. Özellikle de 10 bölümün harika olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten de The Walking Dead'teki gibi 16 bölüm yapmazlarsa iyi olacak. Çünkü gerçekten çok fazla. Daryl spin-off'u ile ilgili alabileceğimiz en önemli detaylar şimdilik bu şekilde. Angela Kan'ın ayrılışını resmen almış bulunmaktayız ve onun yerine farklı bir isim Showrunner olarak görev yapacak. Daryl Spinoff ile ilgili henüz bir isim belli değil. Bu yüzden de isminin ne olacak konusunda da gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Umarım yayınladığım videoyu beğenmişsinizdir. Yayınlayacak olduğum yeni videolar var ve bütün bunları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.